additive manufacturing is not yet good enough to make a car or an iPhone, but it is already being used to make specialist parts for cars and customized covers for iPhones. Additive manufacturing, ilaveli veya ilaveci mi diyelim, ilaveli üretim, additive manufacturing is not yet good enough. Henüz yeterince iyi, yeterince iyi değil. Ne yapmak için? To make a car or an iPhone. Bir araba veya bir iPhone yapmak için yeterince iyi değil veya yapmaya yetecek kadar iyi değil. Fakat it is already being used hali hazırda zaten çoktan kullanılıyor. To make yapmak için special parts, specialist parts for cars arabalar için özel parçalar. Yani uzmanların yapması gereken özel parçalar. Sadece special deseydi özel olacaktı. Ama specialist diyorsa özelleşmiş kişilerin veya da işte fabrikaların ne bileyim şirketlerin yapması gereken özel parçalar. Ve customized covers for iPhones. iPhone'lar için customize kapaklar. Custom customer olursa müşteri. Custom Çok güzel, çok güzel. Custom diyorsanız siparişe göre üretilmiş demek. Custom car veya custom chopper diyor bakın. Chopper ne demek? Motosiklet. Ama böyle tor 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 tor, -tor gidenlere chopper deniyor. Bir Honda'nın mesela neydi? Fire. Ne fire'dı Yamaha'ların R1 var. Hayabusa. Acayip motor. Acayip. Honda'nın ne fire'dı o ya? Hoppala. Firebird. Fireblade. Heh. Evet. Superbike olayını çıkaran makine bu. Benim başka projelerimden bir tanesini bahsetmiş miydim? cost diye bir şeyden bahsetmiş miydim size? Kendi arabanı kendin yapıyorsun. Ve buna adamlar motosiklet motoru koyuyorlar. Koydukları motorlardan bir tanesi de işte az önceki Fireblade. Kaza geçirmiş, böyle pert olmuş. Sigorta şirketi satıyor. Motor mesela kendisi 10 bin dolarsa 1000 dolara makinesinin motorunu satın alabiliyorsunuz. Tak olduğu gibi oturtuyorsunuz. Ve motorun kendisi tabir şu, küçük bir oğlak kadar bir şey. Küçücük bir motor ama 8 bin, 9 bin, 10 bin devir yapıyor ve 150 beygir üretiyor. Tabii. Şimdi az önce bahsettiğim Yamaha R1 Hayabusa Bu da muazzam bir motor. 220, 210, 190 eski modeller üretiyor ve motorun yani motorunun toplam ağırlığı 100 kilo, 110 kilo bir şey sadece. Ve az önce gösterdiğim low costa bunu otutturduğunuzu düşünün. Siz de dahil arabanın toplam ağırlığı 600 kilo bile geçmiyor. Aynen. E, kilo ton başına beygir gücünü hesapladığınız zaman Ferrari'den, Porsche'lerden bile daha şey oluyor ve kırmızı ışıkta diyor kalkarken diyor Ferrari'ler ağlattı mavicim diyor. İngiliz yazmış. Evet. Nasıl? Proje paraya bakıyor. <laughs> Ama aslında Türkiye'de bunu çıkaramıyorsunuz. İzin, izin yok. Araştırdım. Yani siz kendi elinizle ürettiğiniz bir arabayı size çıkaramıyorsunuz. İçinizde varsa bu işin bir şeyini bilen yapılma imkanını mesela atıyorum bir motorun veya arabanın motorunu koyduğunuz zaman onun şasi numarasını kullanabiliyor muyuz? Yani bir şekilde onu yapabilsek benim en büyük rüyalarından bir tanesi bu. Sırf bunun için Amerika'ya göçmeye razıyım yani. Hiç ya abartmıyorum. Göçmeye, şey var, e, bir var. Ha. Mesela diyelim ki kalktın, araba çarptın. Tamam. Diğer tarafını alıyorsun, nereye gidiyorsun? Oturdun, kapı sağlam, kapıyı çekiyorsun, alıyorsun yani. Ama onu sen yine mesela Ford'sa Ford, Mercedes'e Mercedes'e takıyorsun. Yok, Yok benim arabanın hiç şeyi hiçbir şeyi kayıtlı olmuyor ki. İlk defa ben trafiğe çıkaracağım onu. Sorun o. Yok parçada hiç sorun yok. Bunların hepsinin planları internette var. Neyi nereye nasıl ne zaman kaynak yapacaksın. Hepsinin adamlar 2 metre 10 santim adam için özel ayrı plan üretmiş. Yani oraya kadar detayı var onun. Tabi tabii. tabii. Şunu yapabiliyorsun. Bu makineyi yapıp yurt dışına satabiliyorsun. İzmir'de yapan var buna. Ya bu makine değil de benzer bir şeyi üretiyor. Ama Türkiye'de kullanamıyorsun. Kastım şuradaki kastım ifadesi işte arkadaşlar. Heh, kendi isteğinize göre, siparişe göre üretme demek. Bu motosiklet olabilir. Kastım araba ile çok sık kullanılıyor. Bicycle çok enteresan. Normal bisikletler için olanlar var. Baksanıza şunlara. Evet. Bunların da özellikle oturaklı olanları var. Oturak bütün bisiklette de var da ne diyelim yatar gibi sürüyorsunuz. <laughs> Onu da bir ara gösteririm. Evet. <laughs> ha. Çok, çok değişik şeyler var evet. Customized cover diyorsa işte arkadaşlar sizin istediğiniz gibi siparişe göre üretilmiş kapaklar var. Kapaklar daha doğrusu yapmak için kullanılıyor. Bu Additive Manufacturing yöntemi. Burada sadece iPhone falan demiş ama asıl bu işin kullanıldığı yerler, arada birkaç arkadaşla konuşurken söylemiştim. F1, Formula 1 yarışları için çok sık kullanılıyor. Uçak sanayinde çok çok yaygın kullanılıyor. Özellikle askeri sanayide çok kullanılıyor. Ve normal üretim yöntemleri üretilmeyecek kadar intricate, hassas, ince detaylar olan şeyler için kullanılıyor. Ve çok çok pahalı işte platin gibi, kompozit malzemeler, kompozit demeyeyim de ona işte özel malzemeleri kullanarak yapıyorlar. Acayip bir şey. Although it is still a relatively young technology, most people probably already own something that was made with the help of a 3D printer. Gerçi bu yani additive manufacturing hala göreceli olarak genç bir teknoloji olmasına rağmen çoğu insan muhtemelen already own something bir şeylere çoktan sahiptir. Bir şeyler ki was made with the help of a 3D printer. Bir 3D printerın yardımıyla yapılmış olan bir şeye sahiptir şu anda muhtemelen. It might be a pair of shoes. It şuradaki something bir çift ayakkabı olabilir. Might be. Printed in solid form as a design prototype before being produced in bulk. Bulk halinde üretilmeden önce bir tasarım prototipi olarak katı formda print edilmiş olan bir çift ayakkabı olabilir. In bulk ifadesi arkadaşlar. Toptan, seri olarak. Seriden ziyade toptan. Bakın bulk food diyor. Hem üretim hem satış. We buy bulk diyorsanız toptan alım yapıyoruz diyorsunuz. We sell bulk diyorsanız toptan satış yapıyoruz diyorsunuz. Gördüğünüz gibi zaten bakın buy bulk yani toptan satın alın. Toptan derken şunun hepsini satın anlamında değil 10 tane 20 tane vesaire ama mesela özellikle vücut geliştirme falan çalışan var mı içinize veya çalışanı tanıyan? Onlar hani protein desteği işte bilmem ne desteği alırlar ya onlardan mesela 5 kilo alırsanız aşağı yukarı ne bileyim 1 ayda 2 ayda bitiyor. Bir daha alacaksınız bir daha alacaksınız bir daha alacaksınız. Onun yerine mesela 5 tane 10 tane birden ısmarlıyor vatandaş. Balk almış oluyor. Daha ucuza geliyor. Evet. Şunu tekrar şuradan alayım isterseniz. O zaman toplu olarak, seri olarak üretilmeden önce bir tasarım prototipi olarak katı formda anlaşılıyor herhalde değil mi? Print edilmiş olan bir çift ayakkabı olabilir bu. It could be veya başka bir şey olabilir. A hearing aid. Bir Duyma yardımcı ne demek? İşitme, i̇şitme cihazı. cihazı. Aynı öyle. Normalde aid yardım. First aid falan değil mi? İlk yardım. Hearing aid ifadesi. Hearing ne ya? Hearing aid baya bizdeki duyma işitme cihazı. Duyma cihazı diye bir şey yok değil mi? Evet. Hearing aid. Olabilir. Bu da individually tailored to shape of the user's ear. Kullanıcının kulağının şekline individually Bireysel olarak Taylor edilmiş olan bir işitme cihazı olabilir. Taylor aslında terzi demek. To tailor da ha tailor ne yapardı eskiden terzi sizin vücudunuza göre kesip biçerdi. Herhangi bir şeyi tailored diyorsanız asıl ısmarlama bu. Tailored özellikle sadece tailored yazayım eski usul şeyi getirmesini bekleriz. Elbise gördüğünüz gibi hazır değil yani ısmarlama dikiş. Dikim veyahut da. İşte şurada gördüğünüz gibi. Hiç var mı içinizde ısmarlama diktiren böyle? 92-93 yılında Ankara'da bir terziye diktirdiğim bir ceketi hala kullanıyorum. Ama o zaman öğretmendim ve maaşımın ya yarısını ya tamamını vermiştim. Hiç abartmadan söylüyorum. Kumaşı dahil. Ve 5 defa provaya gitmiştim. Ya 3 haftada ya 4 haftada anca bitmişti. Ama adam şuradaki vatkanın şeyini bile, Çıkarıyor, takıyor efendim. Kol, boyu nasıl ölçe biçe bitiremedi yani. Aynen, aynen. Ama iç astarını falan değiştirdim. Hala kullanıyorum. Ve efendim. Or veyahutta da it could be olabilir. Hep bu it it dediği arkadaşlar şuradaki something could be a piece of jewelry. Bir mücevher parçası olabilir. Cast from a mold made by a 3D printer or produced directly using a growing number of printable materials. Yine cast dökülmüş. From a mold. Bir kalıptan dökülmüş. Bu kalıp da made by a 3D printer. Bir 3D printer ile yapılmış olan bir kalıptan dökülmüş. Bir mücevherat parçası. Mücevher. Mücevherden ziyade mücevherat. İkisi farklı. Mücevher deyince elmas falan mücevherdir. Jewelry taktığımız şeydir. Yüzüktür, kolyedir. Ona ne diyoruz biz? Takı. Şuradaki jewel, mücevher demek. Jewel, taşın kendisi mücevher, jewel. Jewelry, takı, zinet eşyası anlamında. Altınıydı, gümüşüydü bilmem ne. Jewelry olunca içerisinde elmastı bilmem ne olması şart değil. Ya değil mi? Hintli getirmesi çok normal yani. Peh peh peh. kız mı güzel mücevher mi güzel insan bilemiyor yani evet <laughs> hanımlara soralım ona razılar mı değiller mi valla değil mi yani onu taşıyacak adam tutarım be desin <laughs> evet efendim veyahut da produce directly doğrudan üretilmiş olabilir It could be produced directly using a growing number of printable materials. Ne kullanılarak doğrudan üretilmiş olabilir? A growing number of gittikçe artan sayıda printable materials basılabilir malzemeler kullanılarak yapılmış olabilir. Hakikaten şu anda altın, gümüş kullanılıyor. Camdan yapabiliyorlar. Efendim her türlü plastikten yapabiliyorlar. Hollanda merkezli ama sahibi Amerikalı mı emin değilim bir şey var. Shapeways miydi? İnşallah doğru hatırlıyorumdur. Şey. Evet. Bu arkadaşlar şu anda herhalde bir 4-5 senedir piyasada var. Bakın. Buraya giriyorsunuz, seçiyorsunuz. Sadece mesela şuraya işte bir tanecik eşime yazıyorsunuz mesela gönderiyorsunuz. Tak istediğiniz malzemeden şunu seçtiğimizi kabul ediyorum. Vatandaş size soracak şimdi. Bakın şurada raw metal diyor. Precious metal diyor. Precious ne demekti? Kıymetli. Kıymetli metal seçiyorsunuz. Kıymetli metalin ne olduğunu burada size anlatacak. Bu işte genellikle gümüş mesela burada. Polished steel diyor mesela. Parlatılmış çelik veyahut da mat çelik ve renklerini seçebiliyorsunuz. Normalde şurada bir şey yapması lazım ama ne denir? Update. Sonra buy now diyorsunuz. işte ne diyor? 30 euroya cufflink geliyor size. Kol düğmesi. Bakın görüyor musunuz? Çiçeklik yapmış, saksılık yapmış vatandaş. İşin güzelliği şurada. Bu adamların kendi tasarımcıları var. Sürekli bir şeyler tasarlayıp buraya koyan 3D 3 boyutlu modelleme yöntemiyle Veyahut da ben mesela 3 boyutlu modellemeyi öğrendim. Ekstra para kazanmak istiyorum. Yüzük, saksılık, aklına ne geliyorsa tasarla tasarla koy buraya. Vatandaşın bir tanesi mesela bir saksılık üret istedi. Üretici firma bu Shapeways işte atıyorum %10'unu size gönderiyor. Her satılandan size pay veriyor. Olayı düşünebiliyor musunuz? Bunun ilerisine, Bunu çok ileri boyutlara taşıdığınızı düşünün. Mesela hastane acil bir deprem gibi bir şeyde mesela. Sadece elektrik var. Başka hiçbir şey yok. Ne olacak? Basacaksın düğmeye. Bir tane şırınga ürettireceksin. Bir tane skalpel ürettireceksin. Bilmem ne. Yani sonsuz. Şimdiki printer dükkanları gibi bence ileride köşe başında printer shoplar olacak. Mesut printerları diye yazılabilir <laughs> Valla aynen öyle. Evet. Ara istiyor musunuz yoksa?